Şimdi öğrenme şeklimizi biraz değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buraya kadar hem dokümantasyondan gittik hem de birçok şeye baktık ama yine de ben web sitesini bir daha göstermek istiyorum size. Yani Bootstrap'in web sitesinin içerisinde neler var biraz hakim olmamız lazım. İlk hakim olmamız gereken yerlerden bir tanesi doğru yerdeniz. Yani eğer şu anda bu videoyu izliyorsanız mesela 5.2 versiyonu varken bu video çekildi. 6 da çıksa 7 de çıksa gerçekten de büyük bir ihtimalle bu seri bu şekilde devam edecektir. Yani bu sepi yine aynı konforda kullanmaya devam edeceksiniz. Çünkü bu 2'den bu yana bu 1 ile birlikte ben bu sepi kullanmaya başlamıştım ama bu 2'den bu yana neredeyse hangi versiyon çıkarsa çıksın 3 4 5 hiç zorlanmadan geçiş yapabildim. Şimdi bootstrap'in sitesinde dikkat etmeniz gereken şey dediğim gibi doğru yerde misiniz? Bazen mesela bir Google araması yapılıyor ve bu arama yapıldıktan sonra atıyorum yanlışlıkla 4.6 versiyonuna gelmiş olabiliyorsunuz. Mesela şu anda 4.6 versiyonundan da 5.1 versiyonla beni yönlendiriyor. Bu da bazen çok komik olabiliyor. O yüzden de doğru versiyonda olduğunuzu unutmayın. Ana sayfaya geldim. Ana sayfaya geldikten sonra zaten en son sürümün nerede olduğunu direkt olarak görebiliyorsunuz. Hemen nasıl kullanacağınızla ilgili burada bir bilgi var. Download yapabiliyor musunuz? Bootstrap'in CSS ve JavaScript kütüphanesini download ederek Direkt olarak kendi projeniz içerisinde de kullanabilirsiniz ki bunu zaten gösteriyor olacağım Veyahut da bir paket yöneticisi sayesinde Direkt olarak yine bilgisayarınıza kurabilirsiniz NPM paket yöneticisi için Node.js'in de kurulu olması gerekiyor bilgisayarınızda Ama biz genellikle işlerimizi Node.js üzerine değil de Python tarafında yapacağımız için Daha farklı yöntemler izleyeceğiz CDN üzerinden kullanabilirsiniz. Content Delivery Network demek. Yani içerik sağlayıcı A gibi düşünebiliriz. Bu içerik sağlayıcı ağın özelliği şu. Dünyanın birçok yerinde bu sunucular barınıyor ve siz Türkiye'deyseniz Türkiye'ye en yakın sunucu üzerinden aslında bu veriler çekilmiş oluyor. Böylece daha hızlı oluyor ama bir tane sıkıntı var. Hatta bu CDN ile ilgili söylenen şey şudur. Direkt olarak bir kere indirildikten sonra daha doğrusu CDN üzerinden kullandıktan sonra başka bir web sitesi açtıysanız ve o da Bootstrap kullanıyorsa cache'ten kullanmaya devam edecek browser. Fakat sıkıntı şu. Diyelim ki Türkiye'de CDN'ler bloke edildi. Neden bloke edildi? Yanlışlıkla Twitter mesela bloke edildiği zaman nasıl olduysa CDN'ler de bloke edilmişti. Ben bunu hatırlıyorum. Böyle bir durumda da Bootstrap siteleri çalışmamıştı. O yüzden CDN'den kullanmak bir projeniz varsa ve hayata aldıysanız bu projeyi bazen dezavantajlı olabilir. Eğer isterseniz de customize edebiliyorsunuz. SAS'la. SAS nedir? Aslında SAS biraz daha akıllı CSS yapısı gibi düşünebilirsiniz. Konfigürasyonu daha kolay, daha iyi işler yapabiliyorsunuz. Functionlar tanımlayabiliyorsunuz. Bir sürü mix tanımlayabiliyorsunuz. Importlarınız ve diğer değişken tanımlamalar daha kolay bir şekilde olabiliyor. SAS'ı da incelemenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda da biz CSS'in yeni gelmiş özelliklerinden olan değişken tanımlamayı da kullanabiliyoruz. Ve istediğimiz gibi de customize edebiliyoruz. Çok güzel bir gerçekten de ana sayfa yapmışlar. Bu ana sayfa üzerinde ne yaptığı yani Bootstrap'in ne yaptığı çok açık bir şekilde yazıyor. Bunun dışında GitHub sayfasını veyahut da Twitter'a ulaşabilirsiniz. Veyahut da buradaki butona basarak da Bootstrap'in Open Collective yapısına ulaşabilirsiniz. Peki blog ne? Buradaki bloğa tıklamanızı tavsiye ederim. Blog kısmında ise en son çıkan versiyonlarda neler güncellendi, ne oldu, ne bitti bunları hızlıca görebilirsiniz. Ve her güncelleme ile birlikte aynı zamanda bir de video yayınlıyorlar. Bu videoları da görebilirsiniz. Temalar var. Tema satın alabiliyorsunuz. Tabii ki şu anda önermiyorum. Çünkü bizim amacımız ilk başta biraz daha kendi yapılarımızı kurmak ve kendi yapılarımızı kurarak ilerlemek. Ama temalar var. Bu temalara da bakabilirsiniz. Icons yeni geldi. Yani Bootstrap 5 ile birlikte sanırım gelmişti. Ve da 4'ün sonlarında. Bootstrap Icon'larını kullanabiliyorsunuz. Şu anda 1600'den fazla Icon vermiş. En son versiyonla birlikte 140'ten fazla da Icon eklenmiş. Bu bize ne sağlıyor? Bootstrap'in içerisindeki ücretsiz ikonlarla birlikte biz birçok projeyi daha rahat yapabilir hale geliyoruz. Ve aynı zamanda bunlar SVG olarak gelebiliyor. SVG olarak gelebilmesi ne demek? Biz buradaki sadece bir tane ikonu SVG olarak al alıp yani vektörel olarak alıp kendi projemizde kullanabiliriz. Ki buna benzer örnekler zaten yapacağız. Examples. Kesinlikle incelemenizi tavsiye ediyorum examples kısmını çünkü burada birçok örnek var ve bu örneklerin nasıl yapıldığını görebilirsiniz. İşin mutfanda nasıl pişildiğini bir tık daha anlama fırsatınız olacaktır. Bu yüzden de buradaki örnekleri muhakkak inceleyin. Bir de RTL versiyonları var. RTL nedir? Mesela Arapça gibi diller sağdan yazılmaya başlar. Biz genellikle soldan yani bizim dilimiz soldan yazılıyor ve neredeyse birçok dilde soldan yazılıyor ama RTL desteğiyle birlikte artık sadece yön değiştir diyerek bütün sitenin yapısını tek seferde değiştirebiliyorsunuz ve bu muazzam bir özellik gerçekten de. Bunun dışında da dokümantasyon kısmı var. Bir sonraki videoda şöyle yapacağız. Dokümantasyon kısmını parça parça incelemeye başlayacağız. Şu anda genel olarak web sitesini inceledik. Daha sonrasında ise parça parça yine aynı şekilde dokümantasyonu inceleyeceğiz. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar bizim gerçekten şunu görüyor olmamız lazım. Bir uygulama kullanırken, bir kütüphane kullanırken veyahut da bir framework kullanırken özellikle mesela Django'yu kullanacağız. Biz nasıl olacak da dokümantasyonundan yararlanacağız? Yani onların know-how'undan nasıl yararlanacağız? Onların bilgilerinden nasıl yararlanacağız? Biraz buna takılıyor olmamız lazım. Yani bu bilgiler yine gökten gelmiyor bize. Bizim bu bilgileri bir şekilde buluyor, araştırıyor ve nasıl öğreneceğimizin farkında oluyor olmamız lazım. Bu yüzden de tabii ki web sitesini kullanıp biraz daha detaya inelim. Sonra zaten projeler yapmaya devam edeceğiz.